Güneydoğu Televizyon Haber Merkezi tarafından doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hazırlanan bir haber bülteninde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 79. yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerle anıldı. Kasım Atatürk'ü anma törenlerinin ilki Osman Bey'deki şehitlik anıtına çelenk sunumu, 2 dakikalık saygı duruşu İstiklal Marşı ve şanlı bayrağımızın yarıya indirmesiyle gerçekleştirildi. Şehitlikteki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki törenin ardından Atatürk anma etkinlikleri Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu yerde kendisine ve askerlerine olan büyük güven, bilgi birikimi, ilkelere bağlılık, cesaret, askeri stratejinin gerekleri olan coğrafyaya, zamana ve kuvvete hakimiyet vardır. Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi korosunu seslendirdiği şarkılarıyla Atatürk'ün askeri ve siyasi başarılarını anlatan saray gösterimi sunuldu. Atatürk konulu resim sergisinde yer aldığı programda valilerin anma etkinliğini düzenleyen öğrencilerle toplu fotoğraf çektirerek teşekkür etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Şanlıurfa'da görülen FETÖ-PYD-PDY davasıyla ilgili duruşmalar neticesinde 15 kişinin tutukluluk halinin devamına, 9 sanığın ise tahliyesine karar verildi. Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi İlvan Salonu'nda görülen duruşmaya silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu kurumlarını zarara uğratmak suçlarını işledikleri iddia edilen tutuklu ve tutuksuz tanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşma daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadesiyle başladı. Ardından iddia mahkemesi esas alan ilişki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında tutuklu yargılanan Şanlıurfa Eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin ile yine örgüte maddi destek sağlayan tutuklu 15 iş adamının ayrı ayrı cezalandırmalarını talep etti. Dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari durumdaki sanıkların dosyalarının da bu davadan ayrılmasını isteyen savcı, diğer sanıkların da üzerine atılı suçların tanık beyanları ve incelemelere sabit olduğu gerekçesiyle ilgili kanunlar kapsamında cezalandırmaları gerektiği yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti tutuklu 9 sanığın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan traktör devrildi, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasında bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait besin çiftliği inşaat alanında yaşandı. Kablo döşeyen taşeron firma işçilerinin bulunduğu Yunus Oğun'un kullandığı traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün römor kısmında bulunan 8 işçi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen Sizin de Dikili Bir Ağacınız Olsun kampanyası başladı. Daha yeşil bir Şanlıurfa için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sizin de Bir Dikili Ağacınız Olsun kampanyası başlattı.
Kampanya çerçevesinde 2018 Mayıs sonuna kadar 2 milyon ağaç ve bitki toprakla buluşturulacak. GAPAZ ikinci etap projesi alanında başlatılan kampanya çalışmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çiftçi, çukur kazılan alana ağaç dikerek can suyu verdi. Kampanyanın ilk ağaç dikim törenine katılan Başkan Çiftçi, diktiği ağaca can suyu vererek kampanyasının startını verdi. Sizin de dikili bir ağacınız olsun ağaçlandırma kampanyası kapsamında çınar, erguvan, oya, dut, nar, defne, akasya palmiye, lale ağacı, zeytin, mavi selvi, çam, piramit nazı ile alev çalısı gibi 2 milyon ağaç ve bitki örtüsü toprakla buluşacak. Şanlıurfa'da ilk kez böyle bir kampanya kapsamında parklar ve şehir ormanında ağaçlandırma ve bitki örtüsü dikmek için önemli bir çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmak olduğunu söyledi. Bugün güzel bir kampanyayı başlatıyoruz. Şanlıurfa'mız iklimsel olarak kurak bir kuşakta. Onun için hızlı bir şekilde ağaçlandırmaya ihtiyacı var. Tabii bizler belediye olarak, belediyenin kadroları olarak öncelikle orta refüj parklarımız, şehir alanlarımız öncelikli olmak üzere yine ağaçlandırma alanları olarak yapmış olduğumuz mesire alanlarında bu çalışmayı başlatıyoruz. Sezon geldi. Daire başkanlığımız bugün itibariyle başlatıyor. Ve hedefte Şanlıurfa'mızın nüfusu 1 milyon 942 bin. Biz de 2 milyon ağaç ve bitki hedefini koymuş durumdayız. Hem sonbahar itibariyle kışında mevsim çok uygun olduğu için onun devamında gelebilecek ilkbaharda bu kampanyayı Mayıs sonuna kadar başlatmış oluyoruz. Şehrimizi seviyoruz. İnancımız şudur. Eğer yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi muhakkak surette elinizdeki ağacı dikiniz. Şanlıurfa'da yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açıldı. 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Evliya ilçesi Yenice Mahallesi Akçakalı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre yol kenarında bekleyen 4 kişiye başka kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, bir yaralı ise Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ateş açıp kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümü münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün vefatının yıl dönümü. 10 Kasım saat 9:05 geçe vefat etmiştir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan eden ve değerli silah arkadaşları ve şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu ülkeyi bize miras bırakanlar. 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri için Hilvan ilçesine gidiyoruz. Hilvan'da düzenlenen anma programı Hilvan Hükümet Konağı'nda Atatürk Büstü'ne çelenk sunumuyla başladı. Programa İlvan Kaymakamı Halit Yıldız, Belediye Başkan Vekili Nusrettin Esen ve ilçe protokolü katıldı. Şehitler için 2 dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından devam eden program İlvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Öğrencilerin de katıldığı anma programı
Öğrenciler tarafından okunan şiir ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi. Toprak ısınabiliyorsa, sesin bir çıkıya özgür özgür bakabiliyorsa, onlar için nezi vardır dizlerin, gider ülkede bir kısır gibi. Şanlıurfa'da otomotiv sektöründe hizmet veren iş adamı Yakup Demirkıran aldığı bayiliklerle Şanlıurfa ekonomisine önemli katkı sağlamanın gayreti içinde. Yaklaşık olarak 15 yıldır ikinci el ve şehrimize, ilimize hizmet ediyorduk. 3 ay gibi yeni bir süreçte Şanlıurfa'mıza Sanyong ve DFSK ticari araçlarına şasör grubu ait distribütörlüğünde bayiliğimizi getirmiş olduk. Urfalı hemşehrilerimize burada hizmet veriyoruz. Burada iş yerimizde şu anda 25 kişi çalışıyor. Özellikle krizin öyle had safhada olduğu bir dönemde öyle bir iş yeri açarak Şanlıurfa'mıza hizmet vermekten onur duyuyoruz. Daha önce biz galeride hizmet sunuyorduk. Galeriye gittiğiniz zaman insanlar rahat davranamıyordu. Ailesiyle, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gidip rahat bir ortamda oturup bir araç satın alamıyordu. Böyle bir eksiklik, ihtiyaç vardı batilerimize oranla. Biz de burada şu anda hizmet veriyoruz. Çünkü insanlar gelip burada bizim yanımızda bir çay içtiği zaman burada bizim tecrübeli elemanlarımızla, banka aracılıklarıyla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla hemen kredi ortamı sağlıyoruz. Dolayısıyla yani hani bizi tercih etmelerinin sebep gelip hem kaliteli hizmet hem yorulmadan sadece bir notere giderek imza atarak da araç sahibi olabilirler. İl dışındaki yatırımcılarımız öncelikle Şanlıurfa'ya yatırım yapmaları gerekiyor. Biz bunu kalkıp gidip batıda bir yerde de yapabilirdik bu organizasyonu. Orada daha farklı belki kazanabilirdik ama burada bizim insanlarımız bu hizmeti, bu kaliteli hizmeti hak ediyor. Biz de ondan dolayı burada bir iş istihdamı olsun, faydamız olsun, memleketimize yararlı bir şey olsun diye öyle bir yola girdik. Bütün herkese bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Şanlıurfa ilimize Sanyok bayiliğini, DFSK bayiliğini hem su segmentinde hem de ticari segmentte yeni bir bayilik aldık. İlimize hayırlı olsun diyelim. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırılmaya çalışılıyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla Topdağ Mahallesi'ndeki bataklık alanın kurutulup yeşil alana dönüştürüldüğü bölge yeni görünümüyle göz dolduruyor. Topdağ Mahallesi 2678. sokakta 5000 metrekarelik alanda yapımında sona gelinen park ve yeşil alan çalışmaları vatandaşların da takdirini topluyor. Topdağ Mahallesi başta olmak üzere mağaralar bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların taleplerine kulak veren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bölgedeki hayvan ataklarının atıldığı dereyi mahalle sakinlerinin hizmetine yeşil alan olarak kazandırıyor. Hayvan ataklarından dolayı kötü görüntü ve pis koku nedeniyle olan Eyyubiye Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeraltı boru döşeme ve drenaj çalışmalarından sonra yapılan dolgu ile yeni bir görünüme kavuştu. Drenaj çalışmasından sonra çalışmaları hızlandıran ekipler alanda çimlendirme çalışmasından önce ağaç dikmeye başladı. Bölge sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde peyzaj çalışması yapılan alanda çocuk oyun grupları, spor koordinasyon alanı, oturma dinlenme alanları gibi çocuk, genç ve yetişkin ve yaşlılara hitap edecek kullanımların monte işlemleri içinde sona gelindi. Hayvan atıklarından dolayı kötü görünüm ve pis kokuya neden olan bölgede yürütülen yeşil alan çalışmaları vatandaşların da beğenisini topluyor. Bölge sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür ettiler. Çiko Birlik Şanlıurfa İl Temsilcisi Selahattin Güneş, Güneydoğu Televizyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kapaklı'yı ziyaret ederek yeni yapılan Çiko Birlik Fabrikası'nın 17 Kasım Cuma günü gerçekleşecek olan açılışına davet etti.
Bugün Güneydoğu Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kapaklı'yı ziyaret ettik ve fabrikamızın açılışına davet ettik. Bu arada Güneydoğu Televizyon aracılığıyla ben Şanlıurfalı hemşerilerime 17 Kasım Cuma günü sabah 10.30'da Gümrük Ticaret Bakanımız ve Tarım Bakanımızın katılımıyla, milletvekillerimizin katılımıyla Şanlıurfa'daki Çiko Birlik Fabrikamızın açılışı yapılacaktır. Tüm hemşerilerime fabrikamızın açılışına bekliyorum. Gerçekten bizler Şanlıurfa'ya yatırım yapmak için yıllardır mücadele yapıyoruz. İnşallah çiftçilerimize Çiko Birlik Fabrikamızı kazandırdık. İnşallah ilerideki tarihlerde Şanlıurfa'nın ihtiyacı olan ikinci, üçüncü fabrikayı da inşallah faaliyete geçireceğiz. Buradan tüm Şanlıurfa hemşerilerime 17 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Gümrük Ticaret Bakanımızın, bakanlarımızın katılımıyla yapılacak açılışa davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünde kurduğu cumhuriyete sahip çıkan nesiller yetiştiren Şanlıurfa'daki bir kolejde düzenlenen törenlerle anıldı. Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79. yıl dönümü nedeniyle Türk Eğitim Derneği'nde olmasaydın olmazlık temalı anma töreni düzenlendi. Boğazımızda düğümlendiği gün bugün. Sonbaharın en sisli günü, en hüzünlü günü bugün. Anma töreni konuşmaların ardından anaokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteriyle sürdü. Ataya sorular yönelten minikler gösterinin sonunda hep bir ağızdan olmasaydın olmazdık diye haykırdı. Yok. Gösterileri danslar ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle devam eden törenin finali ise muhteşem oldu. Tören ortaokul bölümü öğrencilerinin sunduğu Ulu Önder'in başarılarını konu alan sevdiği türkülerle Zeybek ve Vals gösterisiyle benzetmiş Atatürk oturuşu ile son buldu. Kasım sabahı öğrencilerimizle beraber, bizi yalnız bırakmayan velilerimizle beraber 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andık. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun mesajını veren, bu mesajlarla dolu bir 10 Kasım anma programımız vardı. Sağ olsun velilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Öğrencilerimiz uzun bir süredir bu çalışma için hazırlanıyorlardı. Atamıza en güzel anma törenini yapmak için uğraş veriyorlardı. Bugün geldiğimiz bu süreçte çocuklarımız atamızı saygıyla anmamız konusunda güzel bir çalışmayı sergilediler. On Kasım anma törenleri için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gidiyoruz. Ceylanpınar Hükümet Konağı bahçesindeki tören Atatürk anıtına çelenk koymayla başladı. Atatürk'ü anma töreni ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, ilçe belediye başkan vekili Samet Dikmen, ilçe garnizon komutanı piyade yüzbaşı Cihan Ünal, jandarma binbaşı Ahmet Uzun, resmi kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 9.05'te çalınan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Çerenksun'da törene okunan İstiklal Marşı ve bayrakların yarıya indirilmesiyle son buldu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda devam eden program okunan şiirler ve slayt gösterileriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Konuşmalarda günün anlam ve önemine değinirken Atatürk'ün kişiliği anlatıldı. Bu sabah takvim Atatürk ile aramızdaki yılların bir yıl daha arttığını gösteriyor. Atatürk bu memleketin hayat şartıdır. Mangasından zeytin getirdi Meriç Onbaşı. Aydın ve İsmail'in bakanlığı varmış. Şanlıurfa'da otlaması için Mera'ya bırakılan inek içi boş sulama kuyusuna düştü. Gelen itfaiye ekibi sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp traktörle çekerek kuyudan çıkardı. Harran'ın Kahraman Mahallesi'ne meydana gelen olayda Sabri Karataş'a ait inek otlatması için Mera'ya bırakıldı. Arazide otlayan inek bir süre sonra otların arasında bulunan üzeri açık bırakılan 2 metre derinliğindeki içi boş sulama kuyusuna düştü. İneğin kuyuya düştüğünü gören sahibi önce kendi imkanlarıyla hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Karataş daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarlı olay yerine gelen itfaiye ekibi içi boş su kuyusunda sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp traktör yardımıyla güçlükle kuyudan çıkardı. Sabri Karataş kurtarılmasını sevindi ineğinin. Önce başına su döktü, ardından öpüp itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ta Urfa'dan buraya gelmiş bu ineği onlara bağışlıyorum ben. İstenirse götürsünler. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizim görevimizdir. Teşekkür Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, spor haberleri için yeniden sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa Spor Pazar günü 10 Nisan Stadyumu'nda ağırlayacağı Bursaş maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grubun 12. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor bu maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bugün düzenlenen antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yapan teknik direktör Ali Tandoğan, Bursaspor maçının önemli bir karşılaşma olduğunu ve bu maçtan mutlak galibiyet ayrılmanın gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra atletik ısınma ile antrenmana start veren sarı yeşilli oyuncular, dört daireli pas çalışması, koordinasyon ve sürat çalışmalarında bulundu. 1,5 saat süren idman, şut çalışmalarıyla sona erdi. Bu arada antrenman kulüp başkanı Emniyet'in de izledi. Öte yandan sarı yeşili takımımızın Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grubun 12. haftasında pazar günü saat 13'te 10 bin Nisan Stadyumu'nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hakemleri belli oldu. Şanlıurfaspor Bursaş maçında Emre Kargın Düdük çalacak. Maçın yardımcı hakemliklerini de Uğur Önay ve Murat Turek Cumba yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Aksu görev alacak. Şanlıurfa 63 Fanatikler Taraftarlar Grubu lise öğrencilerini ziyaret ederek maç bileti, forma ve kaşkol hediye ettiler. Şanlıurfa 63 Fanatikler Taraftar Grubu konuklu mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle maç bileti, atkı ve forma hediye etti. 63 Fanatikler Taraftar Grubu Başkanı Ali Çiçek tarafından yapılan ziyarette öğrencilere pazar günü oynanacak olan Bursaspor maçı için 50 adet bilet, atkı ve forma hediye edildi. 63 Fanatikler Taraftar Grubu Başkanı Ali Çiçek yaptığı açıklamada çocuklara spor ve Şanlıurfa spor sevgisi alıştırmak istediklerini vurguladı. Evet, biz de taraftarlar derneği olarak Şanlıurfa'mızda gerçekten de sporun sevgi saygı olduğunu çocuklarımıza da göstermek için bugün konuklu listemize geldik. Sağ olsun buna da Sunan hocamız öncülük etti bizlere. Ben ona da teşekkür ediyorum. Sayın Müdür Yardımcımıza da teşekkür ediyorum. Geldiler hep birlikte buradaki çocuklarımıza futbola
bu haftaki oynayacağımız Şanlıurfa Spor Bursa maçına onları da davet ettik. İnşallah onlar da gelir. Onların sayesinde de Şanlıurfa Spor sevgisini biraz da olsun tattırız inşallah diyorum. Okul Müdür Yardımcısı Baran Doğan ise taraftar derneğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa Spor hakikati yerde görmek istediklerini söyledi. İlk başta taraftarlar derneğine çok teşekkür ederim bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı. Bizim okuldaki çocuklara sporun kardeşliğini, sporun yardımseverliğini bize bir kez daha olsun gösterdiler. Umarım Şanlıurfa Spor tekrar eski yükselişine geçerek hak ettiği yerlere ulaşacaktır. Okulda görev yapan öğretmen Suna Menüze de öğrencilerle birlikte pazar günü takıma desteklemek için 11 Nisan stadında olacaklarını söyledi. Gençlerin kendi şehrinin takımını desteklemelerine katkı sağladıkları için başkana çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizimle böyle bir projeyi paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizle birlikte biz de pazar günü destekleyeceğiz. 63 son dakika. Karaköprü Belediyespor'da hedef 3 puanla dönmek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçları telafi etmek ve çıkışa geçmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor, cumartesi günü İstanbul deplasmanında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı siyahlı ekip maçtan galibiyete ayrılıp kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik sorumlu Ahmet Pişkin yönetiminde son çalışmalarını 11 Nisan sentetik çim sahasında sürdüren Karaköprü Belediyespor yapılan idmanla çabukluk ve beşe ekipaj çalışması yaparken idmanın son bölümünde şut çalışması yaptı. Tepecik maçının çıkış maçı olacağını söyleyen teknik sorumlu Ahmet Pişkin formada bir rakiple karşılaşacaklarını ancak kendilerinde maça ciddi bir şekilde hazırlandığını belirtti. Kolay verdikçe tabii ki liginde şablon ortaya çıkmaya başlıyoruz tabii ki ister istemez. Bu grupta maç sonuçlarına baktığınız zaman herkes herkese yenebiliyor. Bazen kendi geçen haftaki maçımıza göre değerlendirmiyorum ama bir puan bile bazen çok önem kazanabiliyor. Ama şimdi tabii zor bir deplasmana gidiyoruz. Çıkışı olan bir takım. İki hafta önce kendisi aslında lideri yenen ardından deplasmanda tek ya da 3-2 gibi bir galibiyetle dönen Tepecik'le oynayacağız. Şu anda yükselen performansları var. Kendileri dönemde oynuyorlar. Sıkıntı yok. Biz de hazırlıklarımızı hafta boyu bu maç üzerine yaptık. Şu anda zaten oyuncularımız bu maça hazırlar. İstanbul'da son antrenmanımızı yapıp kampa girip cumartesi günü saat 12'de çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Kendi yapabileceklerimizi hepsini sahaya yansıtıp oradan çok güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz. Karaköprü Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor ile 11 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da saat 12'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemi Sinan Özcan yönetecek. Hadi. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Haber bültenimiz burada sona eriyor. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. We'll be right back.
Thank you.